Beyaz Bayrak Ayna programından herkese merhaba. İki haftalık aradan sonra sevgili Enver Arslan ve Oktay Ohçak'la birlikte huzurunuzda olmanın keyfini yaşıyoruz. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gerçekten geçtiğimiz hafta çok ama çok önemli koşular vardı. Özellikle pazar günü 3 koşuyu onlardan seçtik. Bunun yanında da hafta içerisinde yaşanan protestolu koşuları hep birlikte inceleyeceğiz. Bakalım arkadaşlarımız da Mali Konserler Kurulu'nda mı, kuruluyla aynı fikirde mi, bunları tartışıp sizlerle paylaşacağız diyelim ve her zaman yaptığım gibi lafı fazla uzatmadan sevgili Oktay'a dönelim. Bakalım iki haftalık süreci nasıl değerlendirdi? Yine keyifli, güzel yarışların olduğu bir iki haftalık süreç. Senin de söylemiş olduğun gibi abi, başbakanlık koşusunu geride bıraktık. Son kez düzenlenen başbakanlık koşusu oldu. Fines kazandı. Birazdan zaten detaylı bir şekilde onları aktaracağız. Keyifli bir iki hafta olduk. İnşallah güzel bir yayın olur bizim için de. İnşallah. Berbere git, berbere. Berber eskiden de abi, artık kuaförler aldı. Ben eski adamım, berber. Saçların uzamış. Hemen reklam oluyormuşum. Turkuaz kuaför falan diye böyle. Ya bu arkadaş da ciddi bir değişiklik var ya. Adamın özgüveni vardı, artık özgüven patlaması olmuş. Abi sizden kaynaklı böyle pas mı olur yani? Öyle olur. Gideriz. Vallahi iki hafta daha geride kaldı. Gazi koşusu üzerine internasyonel bir sonraki haritaydı. Malumunuz bu hafta içi açıklandığı üzere %99.9 diyelim, yani bir tek resmi duyurusu kaldı. Büyükada'daki Ruham hastalığının sebep olmasıyla birlikte yurt içine giren safkanların yurt dışına çıkış yasakları olmasından mütevellit bu yıl uluslararası sınıfta yapılmayacak koşular. Dolayısıyla internasyonel virajını bu yıl için, sadece bu yıla ait olmak kaydıyla kendi içimizde A1, A2, A3 olarak koşacağız. İkramiyeler TL'ye çevrilecek. Yani yine atçılıkta kalacak bir miktar olacak ama heyecanı biraz daha farklı bir boyutta yaşayacağız. Ve bir geleneğe bir yıllık bir zorunlu ara vermiş olacağız. Elde olmayan sebeple. Yani atçılık dışı at hastalığı sebepleriyle. Dolayısıyla oraya giderken Oktay'ın dediği gibi keyifli bir iki haftaydı. Tartışmalarıyla, tartışmasız koşullarıyla ve konularıyla birazdan detaylandıracağız. Peki, ağzınıza sağlık. İnşallah güzel ve keyifli geçen bir yayın olur inşallah diyelim. Evet, geçtiğimiz hafta önemli koşular vardı demiştik. Bunlardan ilki ekranlara geliyor. Hemen gözlüğümüzü de takalım. Nibolu koşusu. Gerçekten baktığımız zaman sürekli bir araya gelen ve kaliteli isimlerin bir araya geldiği bir koşudur. Evet. Serdümen bu koşuyu kazandı. Bir önceki yarışında da daha önce geçildiği rakiplere yakın ara bir performans ve iyi bir performans sergilemişti. Bu kez bu önemli koşuyu lehine çevirmesini bildi. Serdümen'in kazandığı koşu bir kez daha ekranlarımızda. Evet, baktığımız zaman gerçekten ciddi bir sınıf atlayan Cevher'den biraz koşunun hemen başında bahsedelim. Son yarışında da yine önemli rakiplerle, bu kadar sert rakipleriyle ilk kez karşılaşmıştı. Nereden nereydi? Müthiş bir performans. Ve şimdi artık bence açık yarışların vazgeçilmez ismi oldu ki gördüğümüz mesafe metrelerde Nibolu koşusunda önde izlediğimiz isim Cevher, hemen arkasında da Akkula. Genellikle koşuyu gerilerde takip eden Akkula bu kez koşuyu önlerde Akın Sözen'le tercih edince gerçekten müthiş bir performans sergiledi. Burada Cevher'den liderliği alıp kazanır konuma da geldi ama geriden gelen rakiplerine cevap veremedi. Belirli bir yere kadar Serdümen ve Selkut'un ataklarına karşılık verdi ama işte iki at, aslında şöyle de söyleyebiliriz. İki ismin de tartışılmaz kalitesi ama bence birbirlerini de getirdiler açıkçası. Sürüklediler birbirlerini. Dolayısıyla gördüğümüz metrelerde de yavaş yavaş onlara hakimiyetini hissettirmeye başladılar. Bunun yanında Cevher'in, Talip Han'ın, Yetim Ahmet'in, hatta Altepe'nin yarışları da gerçekten müthişti. Grup 1 koşuydu. İsmine yakışır bir koşu oldu. Kazanan Serdümen'i de, Özcan Yıldırım'ı da kutlayalım. Evet Oktay. Söze tabii ki öncelikli olarak yarışı talihsiz bir şekilde kaybeden Akkula'dan başlamak lazım sanırım. Evet. Hem o gün benim için hem de senin için biliyorum abi, hipodromda denk gelmiştik. Ben Akkula'dan, de uzun zamandır takip ettiğim ve gerçek performansını bence bu koşuda sergiledim. Yayına da bahsetmişsin o gün galiba. Evet. TCK TV'de. Biraz erken yürüdü gibi geldi bana Akın. Ama tabii onun haricinde senin de az önce bahsetmiş olduğun gibi Serkut ve Serdümen'in birbirlerini sürüklemesi de söz konusuydu. Hani Serkut olmasa Serdümen olmazdı. Serdümen olmasa Serkut olmazdı. Foto finish resminde bence açıkçası.
Bundan ziyade Akkula gerçekten iyi bir performans sergiledi. Bir önceki koşusunda yaklaşık 200 metre boyunca önü kapanmıştı. Düzlük boyunca önü kapanmıştı. Çok şanssız bir şekilde yarışı 6. olarak tamamlamıştı. Bugün bu şanssızlıkları yaşamayınca birincilik mücadelesinin içinde gördük Akkula'yı. Son metrelere kadar. Tabii ki yani son 50'ye kadar öndeydi. Evet. Fakat Serkut ve Serdümen'in çok etkili atakları, zaten ikisi de sınıfı belli olan isimler. Çok sürpriz bir sonuç olmadı açıkçası. Serdümen'in birinci, Serkut'un ikinci olması yarış severler açısından da AGF tablosunun üst sıralarında yer alan iki isimdi. Daha ziyade Akkula sürpriz isim olarak gösteriliyordu. Güzel bir mücadele oldu. Serdümen etkili ataklarıyla lehine çevirdi yarışı. Cevher'den bahsettin. Hakikaten yılbaşında Şanlıurfa'da handikap 15, handikap 16 düzeyindeki yarışları lehine çevirirken izliyorduk Cevher'i. Bir anda İstanbul sezonuyla beraber Çim'de grup koşullarının ön tarafta giden vazgeçilmez isimlerinden biri oldu Cevher. İçinde bir Cevher olduğunu ortaya çıkardı. Evet, gerçekten Cevher'in içinde bir Cevher varmış. Sezonun açılmasıyla beraber bu Cevher de ortaya çıkmış oldu. Bundan sonraki koşullarda da dikkatle takip edeceğim Cevher'i. Evet, Ömer, bir Triple Crown şansı vardı Talip Han'ın. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kazandıktan sonra Nibolu. Aslında o da iyi bir performans sergiledi. Tabela dışında kalmasına rağmen farklı bir performans. Evvel geriden başlayarak gidelim istersen. Talip Han, Yetim Ahmet, baktığımız zaman Altepe. Yani tabela içinde yer bulamasalar bile, öyle değil mi? Onlar da bence başarılı aslında oldu. Aslında bu yılki Arap derbilerinde, Arap grup mücadelelerinde en dikkat çekici unsur bir foto finish resminde çok sayıda safkanı. Yani tabelanın gerisini dahi bulabiliyor olmamız ve bu tekraren karşımıza çıktı. Yani bu yıl grup düzeyinde 3 yaşlılar ve 3 yukarıları ayrı ayrı değerlendirelim. En az 4 tane bu şekilde yani 6 safkan için, 7 safkan için kazanabilirdi. Şöyle şöyle olsaydı o kazanabilirdi diyeceğimiz hikayeler barındıran. O sebeple hani eski işte ne bileyim Turbolar, Kafkaslılar, ondan öncesi için ne bileyim Yavuzhanlar, Antepliler, Arabımlar gibi bir jenerasyon yok diye hep konuşuyoruz ama o dönemki rekabetleri anımsatan ve her birine değişik sonucun çıktığı bir jenerasyon var aslında. Hem 3 yaşlar için söylüyorum bunu hem bu grup için söylüyorum. Evet. Şimdi bu grupta bakıyorsunuz Serdümen kazandıktan sonra diyorsunuz ki ya geçen yarı zaten diplerinde. Evet. Şöyle olsaydı kazanacaktı, şimdi öyle oldu. Selkut bu yarış Burun'la ikinci, geçen yarış o kazandı, İstiklal'e o kazandı. Evet. Ondan öncekinde de diyorsunuz ki ya biraz mesafe olsa kazanacaktı. Akkula 300 metre yol bulamadı diyoruz. İşte tabelanın dışında kaldı. Hop! Şimdi diyoruz ki işte iki nefes daha bekleyebilseydi aynayı o görecekti. Dışındaki iki rakip birbirini getirmeseydi o kazanacaktı. Evet. Talip Han bunu kazansaydı ki fotoğraf karesinde görüyoruz. Aynen öyle. 1,5-2 boy yerlerinde. Triple Crown heyecanını son halkaya taşıyacaktı. Yetim Ahmet geçen yarışını izledik. Bu sefer Uğur Polat'la dediler ki daha da işte Arap atlarında mahir bir jokey, şudur budur. Diplerinde kazanıra girebilirdi yine. Yani çok yine kötü bir yarış değil. Yine eksik bir yarış. Bu gruba yeni katılan Cevher'in son yarışı bir Cevher'in önceki şahane. Cevher'in istiklal yarışı öyle. İnanılmaz iyiydi. Üzerine burada kendi temposunu bozacak bir rakip olmadığı için bütün yarışın senaryosunu kendi çizecekti. Beklenildiği gibi doldu. İyi de bir yarış yaptı. Tabelayı tamamladı. Bunlar kolay işler değil yani grup yarışta. Her safkan için bence öyküsü var bu sezon Arap yarışlarının. Tek dezavantajı şu. Kim kazanırsa kazansın yarış severe kendini kabul ettiremiyor. Bunu yani uzun yıllar yaşayan safkanlar var. Kazanmamış grup koşu yok. Şampiyon say diyorsun. Adam aklına getirmiyor atı. Niye? İşte jenerasyonda iki tane grubu o kazanmış da ötekileri. Ama şampiyon say diyorsun. İşte ben dedim ya Turbo, Kafkaslı, Yavuzhanlar, evet. Caşlar. İşte geriye git. Birebir mücadele olduğu zaman daha çok akılda aynen. kalıyor. Aynen. Hem akılda kalıyor hem bir o bir o alıyor bir derbiye dönüşüyorsun. Şimdi 6 tane at var. 6 tane grup var atıyorum. 6'sı da başka bir grubu kazanmış. Mesafeye aynen. göre, piste göre. Jokey tercihine göre değişiyor. Ben açıkçası böylesini daha keyifli buluyorum. Aynen. Yani böyle olsun. Bu yıl kaçıncı böyle fotoda biten Arap grup yarışıydı? Saymaya gerek yok. Böyle olsun abi yarışlar. Varsın bunlardan herhangi birine genel bakış açısıyla şampiyon denmesin. Bunların her biri benim gözümde grup bir kazanmış her at şampiyondur. Dolayısıyla Serdümen'in de hayırlı uğurlu olsun. Bir de grup bir koşudan bahsediyoruz tabii ki. Hepsi çok kaliteli isimler. Dolayısıyla hani bazen form durumları olabilir, birbirlerini geçebilirler, farklı performansla gelebilir ama bunlar öyle ki
birbirlerine çok denkler ve her seferinde de iyi performans sergiliyorlar. Bu çok önemli ve kıymetli. Emre abinin söylediği kesinlikle doğru. Hani bir ismin bütün koşuları sürüklese etmesindense tabii. Her koşuyu farklı bir ismin kazanması. Çok daha keyifli. Varsın biz yatalım. Öyle aynı kuponları ama bu şekilde olsun yarışlar. Ya şu yarışta hani sonuçta biz de bahis kısmında da varız yani. Tabii yani. Yarışı seviyoruz, bahis kısmında da varız. Şimdi şu yarışın 200'ünde biz 4 kişilik bir grup ortak altı oynadık. Akkulaya bağırıyoruz. Ya biz bağırdığımız için gelmedi. Akkulaya bağırıyoruz. Kazanan yok mu? Var. Evet. İkinci olan da var. Üçüncü olan da var. Ama yarış sever olarak diyorsun daha sürprize gelsin. Evet. Ama şimdi ben... İnandırana kadar da canımız çıkmıştı tabii Akkulay. Öyle mi? Siz de mi? Şimdi puzzle tamamlandı. Niye kazanamadın? Akın Söze'nin hiçbir günahı yok bana göre. Bu peki, ağırlıkla hangi at kendi, gelir? Kendi adına konuşuyor. Peki hemen devam edelim. Yönetmenimizden teşekkür edelim. Başbakanlık koşusu, az önce de Oktay'ın dediği gibi son kez bu isimde başbakanlık koşusu olarak koşuldu. Ve bu koşuyu Fines Selim Kaya ile kazandı. Bir önceki koşusunda yani taylığından bu yana sürekli iyi performans sergileyen bir isimdi. Hanof Kost'a geçilmişti. Koşu tempoları inanılmaz yüksek. 2.26.64 ile biten bir koşuyu kaybetmişti. Bu kez her şey istediği gibi gidince iyi bir bekleme yarışıyla Fines bu önemli koşuyu hanesine yazdırdı. Bir kez daha hatırlayalım sevgili yönetmenim. Evet, baktığımız zaman Big Brown, start çıkışından itibaren koşun liderliğini alan isimdi ki kısaca Big Brown'dan da bahsedelim liderliği yaparken 8 koşu sonra tabela dışında kalmıştı ki bir önceki 8 koşusunda da yine aynı şekilde yani toplamda 16 yarış koşup 2 kez tabela dışında kalan bir isim. 8 yarışta bir tabela dışında kalıyor. Tesadüfen bundan Big Brown. Bundan sonraki 8 yarış düşmeyecek tabeladan yani. Korkmayın, süper bir performans sergileyebilir. Takvimi yine benzer de, miymiş? Yani yine Çin miymiş? Onu hatırlayamadım Emre. Var mı? Çin'de de yarışları vardı. Tabii ki var. Tabii. Yok hani benzer bir takvime gider. O yüzden anladım. Şimdi şöyle bir şey var. İstediği tempolarla da yarışı götürüyor. Evet. Aslında kötü bir performansla sergileyemedi. Şimdi göreceğiz zaten 5-6 at birbirine yakın bitiriyor. Fines ortadan yaptığı ataklarla koşunun liderliğini aldı ve ondan sonra da Hasafet'le yaptığı mücadeleyi kısa tuttu. Hasafet içeride. Dışarıdan diğer rakipleri de mücadeleye katılmak istiyor. Ronald Bull, Blaze Twin, Zafer Ateşi gibi en dıştan. Victor Izarus da aralardan yol bulma mücadelesi verdi ama Fines için o gün rakiplerinin yapabileceği fazla bir şey yoktu. Hasafet, Ronald Bull ve Blaze Twin önünde kazanma başarısı gösterdi. Fines gerçekten özel bir isim. Selim Kaya'yla da uyum içerisinde. Dediğim gibi bir yarış önce koşu tempoları çok yüksek gidince Hanof Kost'a geçilmişti ama bu kez her şey istediği gibi gitti. İyi yönetilmeyip de bu önemli koşuyu hanesine yazdırdı diyelim. Evet Emer. Yorumları biraz kısa tamam, alalım lütfen. Tabii. Şimdi jenerasyonlar yaşlandıkça eskiye nazaran form düşüşleri daha keskin oluyor. Benim şahsi fikrim bu. Sebebi de yarış takvimlerimizin daha sık ve rekabetçi safkanların giderek azalmasından kaynaklanıyor. Yani bir safkan neredeyse sezon içerisindeki bütün grup mücadelelere giriyor ve takvim olarak eski şampiyonlara nazaran atıyorum Sabırlı'nın, atıyorum Bolt Pilot'ın, atıyorum Grand Equinox'un takvimi 7 yarışla sınırlıyken ve biz bu yol haritalarını ezbere sayabilecekken şimdi şampiyon potansiyeli olan safkanların bir yaz sezonuna 10, 12, 13 yarış sığdırabildikleri bir zamanı yaşıyoruz. Bu herhangi bir hani ata eleştiri değil, genel bir bakış açısı. Hı hı. Ve safkanlar yaşlandıkça alt jenerasyon daha hakim geliyor. Benim şahsi bakış açım da bu. Yani üçlüler üstlerine çok yakın geliyor. Dörtlüyken zirve yapıyorlar. Sonra 5 ve 6'dan itibaren artık geriye doğru gidiş var. Karne de öyle zaten. Blaze Twin yaşlı olarak 4. Altında Zafer Ateş. O girse ilk 4 daha genç jenerasyon. Aynen. Dolayısıyla ben Fines'in bu çıkışıyla bu yılın en baskın, en güçlü safkanı olabileceğini zaten sezon başında öngören isimlerden biriydim. Yani böyle bir başarı bekliyordum Fines'ten açık söyleyeyim. Geç bile kalınmış bir grup zaferi. Evet. Grup 1 zaferi. Zira geçen yarışı da aynı fikirdeyim sizin de belirttiğiniz gibi. Kazanılabilecek bir yarışın ikinciliğiydi. Ama bu jenerasyonun bu mesafelerde 2000, 2200, 2400 hatta daha uzunu bana göre Fines'in ister önde giderek ister orta grupta ister en geride giderek hakim olabileceği bir jenerasyon. Alttan kimler gelir, burayı ne kadar tehdit eder bilmem ama Fines zaten bunları yapabilecek yeteneği olan bir safkandı. Üçlülüğünde de daha erken sakinleşebilseydi, tırnak içinde söylüyorum şu haline gelebilseydi zaten kariyeri de farklı çizilebilirdi.
Şimdi ezeli rakibi Piano Sonata yok malumunuz. Hı-hı. Pershing yok. Atıyorum alttan onu tehdit edebilecek. O zaman zaten iş Finesse kalıyor. Bu jenerasyon... O da görevini yapıyor. Görevini yapıyor. Yani Selim Kaya'nın vurduğu tek ciddi kamçı var bana göre. O da rakipleri geçtikten sonra görmek için bence tatmin oldu. Yani şu aradan çıkış esnasında o vurduğu kamçı görmek için bir kamçıydı. Çünkü daha hakim olabilecek yerdeydi. Hemen ayırdı zaten at. Evet. Yani oraya girip çıkıp... Rakipleriyle mücadele etmedi. Hiç tereddüt etmedi. Toplam 3,5 kamçı saydım ben. Yani 3 ciddi kamçı, yarım gıdıklama kamçısı. Çok zorlandığını düşünmüyorum açık söyleyeyim. Peki Oktay, bu yarış 3 ve yukarı yaşlı İngilizler. Evet. Fakat herhangi bir 3 yaş isim yok. Geçen sene Pershing bu koşuyu kazanmıştı. Evet. Neye bağlarsın? Mesela bu sene hiç 3 yaşlı bir tay katılmadı bu gruba. Bence Gazi Koşusu Festivali'nin bir hafta geç yapılmasını bağlıyorum ben. Yani o başbakanlıkla Gazi arasındaki süre bir hafta daha kısaydı bu sene. Bir tane soru ekleyebilir miyim? Oktay? Tabii ki. 15 Temmuz Şehitleri Koşusu'nun ilave olması da etken olabilir mi? Yani tabii ki. Bir grup araya, bir de ilave araya. Tabii ki. Yani sonuçta bu sefer de oldu yol haritası. Yani yaşıtlarınla bir grup bir koşmak mı? Aynen. Büyüklerle grup aynen. bir koşmak yani mı? Yani hem takvim bir hafta geri alındı ki %100 katılıyorum. Bir de bu etken olmuş olabilir mi? Yani kesinlikle bir daha alternatif olur. Kesinlikle katılıyorum. Dolayısıyla yani var. Şey oldu, farklı yönlere tabii. bir kaçış oldu. Evet, yani 3 yaşlı tayların sahipleri veya safkanların antrenörleri doğru bir karar verdiler bence. Hı hı. Finesse için zaten söylenmesi gereken her şeyi Enver abi söyledi. Söylediklerinin hepsiyle hemfikirim. Yani bu jenerasyona kesinlikle net şekilde üstünlük sağlayan bir safkan Finesse. Bundan sonra da eğer sağlıklı kalabilirse inşallah ki sağlıklı bir Finesse izleriz bundan sonra da. Sezon sonuna kadar Finesse'in adını çok daha fazla şekilde duyacağız. Hı hı. Yarışın ikincisi Halis Karataş'ın bindiği Hasafet oldu. Yarıştan önce çok stresli gördüm ben Hasafet'i. Hatta o gün hipodromdaydık. Emre abi de yanındaydı. Evet, evet. Yarıştan önce çok stresliydi. Ona rağmen bu ikincilik bence müthiş bir sonuç. Evet. Bundan sonraki koşularına da Hasafet'e yine dikkat edelim. Peki. Hemen aynı günün İstanbul'dayız yine. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusu ki bu da önemli koşulardan biridir. Maybilyoner bu koşuyu Gökhan Kocakaya ile kazandı. Bir kez daha hatırlayalım. Seon Sands, koşun liderliğini yapan isim Seon Sands. Şöyle bir hatırlayalım, yarış hayatını Amerika'da başlayan ve devam eden bir isim olarak verdiği aradan sonra Türkiye'ye geldi ve bu koşuda şu anda koşunun liderliğini yapıyor ki ilerleyen metrelerde temposunu düşürecek. Downtown'la birlikte mücadele içerisinde geride kalan isimler var. İki isim var ki bunlardan biri Maybilyoner, en dışta gördüğünüz isim. Çin'de de Bavireş. İki isim şu anda buluşup öndeki rakiplerini yakalama mücadelesi veriyorlar. Aralardan da Aitron'un atakları var. Bunlardan Maybilyoner devam ederek koşuyu lehine çevirmesini biliyor. Tabii ki bunun yanında Bavirej'in de yarışı oldukça parlak. O da ikinciliği son anda Aitron'a kaptırırken Downtown koşunun üçüncüsü oluyor ki Duke of Kent'e bir parantez açmak istiyorum. 9 ay aradan sonra ikinci yarışını koştu. Bana göre müthiş bir yarış koştu. Hı-hı. İlk yarışında çok farklı yerlere gelecektir diye düşünüyorum Duke of Kent için. Maybilyoner Selahattin Mutlu'ya buradan selam olsun. Gerçekten yani elinde şu anda koştuğu fazla bir at yok kendi adına. Kesinlikle. Yani elinizde 1-2 at olacak ve bu kadar istikrarlı yarış seçerek formunu zirvede tutarak hazırlamak gerçekten kolay değil. Ekibi de başta Selahattin Mutlu olmak üzere bütün ekibi kutlayalım. Evet Oktay, neler söylersin bu koşuyla ilgili? Maybilyoner gerçekten güzel bir sprint yarışı yaptı. Hı hı. 1200 metre mesafeli. Süratli gitmeye aday bir koşuydu ama ilk 400'ü o kadar süratli geçmedi bence. Evet, 25-66 geçildi. Tabii ki yarışın en sansasyonel ismi Amerika'dan gelen ve bu koşuda ilk kez Veli Efendi'ye pistine çıkan 7 numaralı Seven Sense oldu. Yarıştan önce çok söylendi hani şöyle at böyle at diye. Bence iyi bir tay. Yarış sonrası farklarınızı da Emir abiler zaten bahsettiler işte gözlük takılması vesaire bunların da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Ters pist aynen öyle. Farklı bir ülke ve pist de farklı. Yani Amerika'da sürekli normal kumda start alan bir isimdi. Bu sefer sentetik piste çıktı. Hemen vazgeçmeyelim bence. Bundan sonra muhakkak iyi yarışlarını izleyeceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Onun nezdinde yine Maybilyoner güzel bir yarış kazandı söylemiş olduğum gibi. Koşunun ikincisi Ankara'dan gelen Ayrton. Mesafenin biraz kısa geldiğini düşünüyorum. 1400 olsaydı çok daha yakın bitirebilirdi bence Maybilyoner'e. Yine
yine yakın bitirdi ama kesinlikle. Yani her uzayan mesafe 1400-1500 bandı bariyer dibinin en arkada. Evet, sarı kepti. Evet, güzel bir sprint attı o da. İlk 1400 metre mesafe yarışında da ben Ayrton'a dikkat edelim derim. Aslında burada koşan atların hemen hemen hepsi Right or Wrong olsun. Tabii ki. Dick of Kent olsun yani, hepsi. Pist ve şartlara göre aynen. Değişebiliyor mesela tabii ki. Mesela Bavireş May Milyoner'in dışında olsa koşu performansı sıralama bile değişebilirdi diye düşünüyorum. Bavireş May Milyoner etkilenebilirdi bence. Evet. Evet yani kesinlikle. Bavireş, ve bunu yaşadık zaten. Bundan önceki yarışında Bavireş kazanırken evet. Halis biniyordu. Halbuki içeriye doğru bir yatıştan sonra kazanmıştı. Doğru. Bu kez içinde olunca biraz daha zorlaştı iş. Ama hı-hı, genel anlamda bu isimlerin bir araya geldiği koşular keyifli oluyor ve değişen, kazanan sık sık değişiyor. Evet, evet, kesinlikle. Aynen. Evet. Şimdi son 600'e gelirken burada yarış severlerinin dikkatinden kaçmamıştır. En sonda yani sondan birinci May Milyoner, evet, sondan ikinci Ayrton, sondan üçüncü Bavireş. Evet. Şimdi bu tablonun tam terse dönebilmesi için önde ya çok çılgın bir tempo olması lazım ya da öndekilerin o gün için bekleneni verememesi lazım. Ben öndekilerin bekleneni veremediğini düşünüyorum. Çünkü Downtown bile bu tarz tempolarda bence diri kalabilirdi, bitirebilirdi ama Seven Sense'de ne olursa olsun 400 metre, 500 metre yan yana o mücadelenin içerisinde kaldı. Tek başına o tempolara kalsa, evet. Yani tek başına bu tempoları yapsa Downtown daha tehlikeli olurdu ama evet, ikisi bir arada buraya kadar gelince yıprandı. Ona da yıprandı ve son 1, son 2, son 3, 1, 2, 3 oldular. Ben Ayrton'u eğerlemede çok beğendim. Bana göre de bundan sonraki yarışlarında her biri için lehine dönen mesafelerde çok daha sert rakip olacaktır. Ekiplerinde ellerine emeklerine sağlık. Evet, geçtiğimiz pazar bu 3 önemli koşu vardı. Ekrana getirdik. Sağ olsun kardeşlerim de yorumladılar. Şimdi 3 protestolu yarış var. Arda arda onları getirelim ekrana. Fikirlerini alalım. Ondan sonra da ikinci bölümde de İstanbul koşularını değerlendireceğiz. Önce 26 Temmuz Ankara'ya gidelim. Her zaman olduğu gibi koşunun hikayesini anlatalım. Victor Cray, Gökhan Kocakaya ile kazandı. Koşunun beşincisi Empire Sun. İlgililerinden koşuya protesto çıktı. Mali Komiserler Kurulu tarafından incelendi ve reddedildi. Görelim arkadaşlar protesto görüntüsünü. Değerli izleyenler, 7. koşuda protesto vardı. Protesto Komiserler Kurulu tarafından incelendi ve reddedildi. Koşunun düzlük görüntüleri ekranlarda. Bariyer dibine yakın 7 numarada Albuse, ortada 1 numarada Empire Sun, dışında 11 numarada Lagrimas mücadelesine yine bariyer dibinden 6 numarada Atlas Bey katıldı. Bu dörtlünün mücadelesine en dıştan gelen 2 numarada Victory Cry katıldığı gibi liderliği de aldı ve koşuyu da kazandı. Protesto reddedildi. Koşudaki kesin sonuç 2-6-7-11 şeklinde. Bir de dönüldükten sonra koşunun liderliğini Albuse Lagrimas yapıyordu ki şu anda gördüğünüz gibi Lagrimas, Albuse, ortalarında da Victory Cry, özür dilerim, Empire Sun var ortada ki bir yakınlaşma söz konusu oluyor Empire Sun'da, iki atın arasındaki içeriden dışarıya doğru bir hamle var. Bu yüzden işte gördüğünüz metrelerde protesto çıkıyor. Karşıdan daha iyi görebiliyoruz. Hı hı. İçeride Lagrimas'ı görüyoruz. En dışta Albuse, ortalarında da Empire Sun'ı görüyoruz ki bu üçlünün mücadelesi var. İçeriden dışarıya doğru bir hamle olacak. Bu hamleden dolayı koşuya çekilen bir protesto var Empire Sun ilgilerinin tarafından. Ama Mali Komiserler Kurulu tarafından inceleniyor ve reddediliyor. Koşuyu gerilerde takip eden Atlas Bey, bariyere yakın olan isim. En dıştan da Victor Cray var. Onların da etkili sprintleri birincilik, ikincilik getirdi kendilerine. Oktay, Empire Sun etkilendi. Etkilendi, ne dersin? Evet. Katılır mısın komiserlerin kararına? Etkilendi kararından? Ama red kararı bence de doğru. Hı hı. Yani bu metrelerde artık Empire Sun yavaş yavaş gücünü yitirmeye başlamıştı bence. Tamam, bir adım Albuse açılıyor, bir adım dışarıdan Lagrimas'ın da içeri doğru bir hamlesi var. Fakat bir gerçek var ki Empire Sun'da yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlamıştı. Ben o yüzden red kararını doğru buluyorum. Peki herhangi bir jokeye ihtar veya herhangi bir cezada çık, para cezası da çıkmadığını söyleyelim. Enver? Ben burada gün cezası çıksa itiraz etmezdim açıkçası. Çünkü Müslüm'ün bilinçli bir şekilde dışarıya doğru hamlesi var. Yani göre isteye yapıyor. Çok sert bir foul yok. Evet. Yani yarış değişikliği çok ağır karar olurdu. Kademe ama, kademe bir geliş var. Ama hani burada o yarışın içerisinde tutma heyecanı, isteği bir rakibine daraltma olarak geri dönüyor. Bir 3 gün ceza çıksaydı ben şaşırmadım. Atlas Bey de 3 boy startta kalmasına rağmen gerçekten çok, çok etkili bir performans sergiledi. Atlas Bey'in jockey yarışman çizik miydi? Muhtemelen.
Pişman biniyor. Anladım. Oturup kalkmasından belli oluyor. Yani oturup kalkmayı görsel olarak en çirkin yapan hayır, kardeşimiz. Şöyle, yani mesela Gökhan Kocakaya'nın ve Özcan Yıldırım'ın o hamleleri daha naif geliyor göze. Gözü evet rahatsız etmiyor bir de sürekli artık. Sürekli oturup kalkmıyor ki onlar. Ama evet. Hışmanın bu safkanın ritmik yapıyor. Bu oturup kalkıyor. Ritmik yapması dozu biraz kaçıyor. Görüntü olarak hiç hoş değil. Ata katkısını bilmiyorum. Onlar daha iyidir. Atın üstündekiler onlar ama yani bir Gökhan Kocakaya, Özcan Yıldırım oturuş kalkışından çok uzak ve bana göre Vitrik Ray'de Gökhan Kocakaya var. Evet o mesela. Yani o görsel olarak bence oturmaya başladı. Mesela şuradan bakalım arkadan. Aynen, bak Gökhan bakalım. Solda en dışta. En dışta evet. Hatta ben linç yemeyeceksem söyleyeyim ben Gökhan Kocakaya'nın bu tarzını giderek beğenmeye ve benimsemeye mesela başladım. Mesela ama o da eskisi gibi abartmıyor ki zaten. Tabii. Şimdi Gökhan bak, giderek oturttu. Bak iki kere yaptı ondan sonra normal biniyor. Bak hala yapmıyor. Bir de Victor Kray da her şeye açık bir safka yani. Bak şu anda yapmıyor ki. Şimdi yine biraz o da abartıyordu. Şimdi o da dengeyi buldu ama evet. Düşmanınki sürekli bak. Otur, 400'den itibaren sürekli. Tabii, o ayrı bir şey. Peki red kararı doğru evet. Diyelim ve hemen 26 Temmuz Kocaeli'ne gidelim. Bu enteresan bir koşu. Kraliçe Havva Kadir Tokaçoğlu ile koşuyu kazanıyor. Kutlayalım öncelikle. Enteresan olan şu start çıkışında Mali Komiserler Kurulu o yer değişikliğini beğenmiyorlar. İhtar ve para cezası çıkarken son düzlük dönülüyor. Son düzlükten itibaren de hatalı kulvar değişikliği. İhtar yine para cezası çıkıyor. O enteresan geldi bana. Aynı koşuda yani çok sık görülen bir şey değil bu. Evet. Star çıkışı çift ve ihtar. Çift ihtar. Evet. Farklı bir yere gelebilir miydi? O da tartışılır. Görelim arkadaşlar Kraliçe Havva'nın kazandığı koşuyu. Ayşe'nin ilgilerinden koşunun ikincisi. Ayşe'nin ilgilerinden kazanana protesto çıktı. Mali Komiserler Kurulu tarafından incelendi ve reddedildi. Görelim. Değerli yarışseverler 3. koşu üzerinde protesto vardı. Protesto Komiserler Kurulu tarafına incelendi ve reddedildi. Bu kararın ardından da ekranlarınıza yansıdığı üzere 3. koşuda sıralama 9, 2, 1, 8 şeklinde kesinleşti. Bu koşuya ait son metreler kule kamerasının ekranlarınıza yansıyor. Koşu üzerinde protesto vardı. Protesto Komiserler Kurulu tarafından incelendi ve reddedildi. Evet, gördüğünüz gibi Ferhat'cığım burada bir durduralım lütfen. Ferhat duyabiliyor muyuz? Teşekkür ederim. Şimdi bakın, Kraliçe Havva en dışta gördüğünüz en dışta, isim. Evet. İçinde de Ayşe var. Evet. Şimdi sprinte başladığı yer bu. Kadir Tokaçoğlu sağ elini fazla kullanmayan bir kardeşimiz. Hı hı. Kamçıyı sol eliyle kullanmasına rağmen atın sprinte başladığı yer ve bittiği yeri hep birlikte görelim. Devam edelim lütfen. Evet, burada dışarıya doğru gidiyor. Kamçısı sol elinde, evet. İçeriden kullanıyor kamçıyı. Şimdi Ayşe içeriye doğru gitti, Mazlum Pirdemir. Burada ciddi bir içeriye doğru bir hamle söz konusu. Hı hı. Yani sprinte başladığı yerle bitirdiği yer arasında ciddi bir farklılık söz konusu. Evet. Ayşe'ye binen Mazlum Pirdemir, son düzlükte hatalı kulvar, Mali Komiserler Kurulu raporunda yazan bilgileri sizlerle paylaşıyorum. İhtar ve para cezası, Kadir Tokaçoğlu start çıkışı en dış kulvardan içeriye girdiği için hatalı kulvar değişikliği, ihtar, para cezası. Düzlükte gördüğünüz bu hamle, ihtar, para cezası. Enver, burada ciddi bir yer değişikliği söz konusu ve herhangi bir aynı koşuda iki ihtar olmasına rağmen bir ceza çıkmaması ne dersin? Enteresan. Radikal bir karar olmuş bence. Değil mi? Yani. Ya her zaman söylüyorum. Evet startın başı ayrı, virajlar ayrı, finish ayrı, kabul. Her biri için farklı şeyler olabilir, yarış değişmeyebilir ayrı. Uh-huh. Ama bir jockey hem startta bazı arkadaşlarını zora sokacak, tabiri caizse ihtar alacak bir şey yapıyorsa, hem finish'te sonuca acaba dedirtecek bir şeyler yapıyorsa iki ihtarla kurtulması büyük bir şans. Aynı koşuda, aynı büyük günü gördük şans. Ama aynı tabii. Koşuda çok evet. Sık gördüğümüz bir şey. Evet, ikinciye ya da üçüncüye oluyor. Aynı koşu içerisinde iki ihtar. Aynı koşuda üç ihtardaydı galiba rekor. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Yani start çıkışı, karşı düzlük ve final. Şey gibi, pembe dizi gibi koşuşa bölünüyor. Yani herif her yerde foul yapmış daha ne olacak dedik ama Bursa'da olmuştu. Giriş gelişme sonuç aynen, yapmış aynen. Ama hepsini tadında bırakmış. Burada da şimdi ben at binmedim ama yani profesyonel bir jokeyliğim yok ama şunu söyleyebilirim ki Kadir Tokaçoğlu atına kaç, kamçısına da tut diyor. Yani atına sen içeri gidebilirsin diyor, kamçısına da sen de onu durdurmaya çalışabilirsin diyor. Öyle bir tadında yapıyor ki
bakarken kampçı sol elinde bir şeyler yapıyor falan. Şimdi bak başladığı diyoruz. Yere bak, bittiği yere bak. Ama yani ben net söyleyeyim, Safkan'ın kantarması içeriye girmesine müsaade edilecek rahatlıkta ve evet. gevşeklikte. Yani evet. Safkan'ı ustaca içeriye evet. salmış Kadir. Dikkat ederseniz Kadir Tokaçoğlu öyle bir güçlü jokey ki genelde sol elinden vurduğu için dışarıya kaçırmasıyla konuşulur. Doğru. Bunu kabul ederim. Bu kadar güçlü sol elim var. Kraliçe Havva'yı soldan kullanmana rağmen içeriye kaçmasına müsaade edemedin. Atta da hiçbir fiziki zorlama yok. Ben hafif kalmış diyorum. O sol elini kullanırkenki tavrıyla komiser büyüklerine demek ki doğru bir mesaj bakış açısı. Kendi açısından doğru bir mesaj vermiş. O bence içeri gitmesine müsaade etti. Aynen. Oktay, gün cezası çıkmalı mıydı bu koşuyla veya koşu değişmeli miydi, ne dersin? Değişmesi ağır bir karar olurdu. Ama ben de fikrim bu arada. Değişmesi ağır olurdu. %100 gün cezası çıkmalı. Yani hem start çıkışından hem son düzlükte şu hamleler, gün cezası gelmemesi çok şaşırtıcı. Kaldı ki şöyle bir durum var. Gün cezası vermeye meyilli bir mahalli komiserler evet, kurulu. Evet, evet. Yani bir de böyle bir detay var. Acaba nasıl gözlerinden kaçtı geçen, merak ediyorum. Geçen cumartesi ve pazar komiserler kurulu bir aradaydı. Ve bütün illerden gelen komiserler, toplantılar pardon cumartesi pazar değil de hafta içi. Dolayısıyla pozisyonları gösterdiler. Burada sen niye öyle karar verdin, burada ben niye böyle karar çok verdim. Çok doğru bir uygulama var. Tartıştılar, yani, mükemmel bir uygulama. Ben onun yansıması diye düşünüyorum. Yoksa benden fikrim yani. Burada normal bizim bildiğimiz geçen haftaya kadar olan komiserler kurulu yani iki ihtar vermezdi. Bir gün cezası çıkardı. Kesinlikle cezası çıkmalıydı bence de. Peki, devam ediyoruz. 27 Temmuz Bursa'dayız. Berat Bey koşuyu kazanıyor. Alperen Oluk'la kutlayalım. Koşunun dördüncüsü Hasan abinin günlerinden. Kazanan Berat Bey protesto çıkıyor. Mahalli Komiserler Kurulu tarafından inceleniyor ve reddediliyor. Görelim. 1-9-13-12 sıralamasıyla bitmişti yarış. Protesto vardı. Protesto Komiserler Kurulu tarafından incelendi ve reddedildi. En dış kulvara doğru açılarak gelen bir numaralı Berat Bey koşuyu kazanmayı başaran Safkan olduğu Alperen Oluk'la izlemiştik. 9 numaralı Baba Seyfi ikinciliği kurtardı. Yeşil siyah formasıyla izlediğimiz Safkan. Ortaya dalan 13 numaralı Kızgın Öfke 3. 12 numaralı Hasan abi de 4. olmuştu. Protesto red, sıralama kesin 1-9-13-12. Şimdi koşuyu kazanan yani Berat Bey mavi ağırlıklı forması. Protestoyu çeken Hasan abi turuncu kavunçı ağırlıklı forması. Burada sağ ekranın sağında gördüğünüz iki isimden bahsediyoruz. Bakın Kır Safkan, Al Safkan da dışında. Burada zaten bir aldı götürdü, kadrajdan evet. dışarı çıktı. Tekrar içeriye doğru bir hamlesi var. Ondan sonra tekrar dışarıya doğru burada. Ve bunun neticesinde de Hasan abi gerçekten ciddi şekilde etkileniyor koşuyu dördüncü. Bir daha yakın içeri ara gelme var burada. Dördüncü bir daha içeri geliyor. Evet yani. Yani bu gerçekten bir kademede yapılmış şeyler değil. Aşamalı birkaç pozisyon var. Dolayısıyla evet. bunun neticesinde de Mali Komiserler Kurulu'na çağrılıyor Alperen. 7 gün içerisinde de savunmasını vereceğini bildirerek Mali Komiserler Kurulu'ndan ayrılıyor. Ama büyük bir ihtimalle ceza çıkabilir diye düşünüyorum. Evet Oktay, ne dersin? Herhangi bir değişiklik söz konusu olsa kimse bir şey diyebilir mi? Bence diyemez. Değil mi? Yani yarış içerisindeki binişini, halini, tavrını sevdiğim bir aprendi Alperen Oluk. Genelde de artık başarılı safkanları da binmeye başladı İzmir'de özellikle. Bursa'ya da bunun yansıması oluyor ama bu şekilde savruk at binmeye hakkı yok. Hı hı. Yani ben olsam Mali Komiserler Kurulu'nda %100 tane değiştiririm. Aynen. Ve burada Hasan abinin arkasına atarım Berat Bey'i. Tabii ki kim protesto çektiyse arkasına. Şimdi soldan aynen bir kamçı öyle. Darbesi var. Arkasından bir tane daha var. Temas var. Sonra evet. devam ediyorsun içeri dışarı. Artık bunun affı olmamalı diye. Bence de olmamalı. Yani bence değişmesi gereken bir koşuydu. Hı hı. Şahsi görüşüm. Gün cezası da gelecek sanırım. Kesinlikle. Alperen'e. Yani bu 7 gün içinde savunmasını evet. verecek ki bu hamlelere karşılığında bir ceza çıkacak. Ama ben de seninle hemfikirim. %100 değişmesi gereken bir koşu olduğunu bence düşünüyorum. De. Bakalım Enver ne diyecek? Ya bu tarz kardeşlerimizde bence de şöyle bir sıkıntı var. Kolay değil yani. Yılların tecrübesi bir at. Güçlü de bir at. Evet. Kaçtı mı tutması, hemen kantarmaları toplaması, işte kamçıyı doğru yere çekmesi falan kolay değil. Ben değişmesinin ağır karar olacağını düşünürdüm. Çünkü foul yaptığı at performans olarak
Berat Bey'i geçemeyebilirdi dün için. Benim şahsi fikrim. Ama gün cezasına destek veriyorum. Yani gün cezası almalı kardeşimiz. Benim de beğendiğim kardeşlerimizden biri. Başarılı da ama kamçıyı vurduğu sırada Safkan'ın kaçması kabul edilebilir değil. Sonra zaten şimdi üstündekini anladı. İkinciyi kullanırken yine... Peki ya, başka tamam. Bir şey bu. En söylemene karşılık. Koşu 1.36 ile bitti. Tamam. Koşunun yedincisi Baba Mendo. Tamam. 1.36'nın içindeydi. Çok, koşu çok yakın aralarla bitiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Ben düz gitse... Tabii. Zaten o dereceyi daha çok kıracak at Berat Bey. Yani Berat Bey burada kamçıyı yedikçe kendisinden çaldı dereceyi. Yani iki kere dışarı doğru hamlesi var. Benim şahsi fikrim çok daha kolay kazanacaktı düz gidebilse. Yani üzerinde gücüyle, kuvvetiyle atına teşvik yapabilen bir stil sergileseydi çok daha kolay kazanacaktı. Peki şunu bence. Söyleyeyim. O hamleleri yapmasa mesela etkilediği bu hamleleri yenmesi Hasan abi bir sıralarda yer bulabilir miydi? Etkilediği tek at Hasan abi. Tamam peki o bu fauller olmasa koşu ikinci veya üçüncü tamamlayabilir miydi? Orası tartışılır. O zaman derece orası değişikliğine gidebilir. Ama şöyle bir şey var. Berat Bey'i hiçbir şekilde dün için performans olarak geçemeyecek iki rakibi bir ve ikincilik ikramiyesini alacak. Ve hiçbir şekilde performans olarak geçilmeyecek bir atı dışarı atacaksınız. Yani bunu oynayan yarış sever için de bir şanssızlık yok mu burada? Ya tabii ki var. Yani orada ben mahkemeyi kurduğumda Berat Bey'in kolay kazanacağını düşündüğüm için ben bu yarışı değiştirmem. Ama jokey bu hamleleri yapıp arkasında bir rakibine zarar verdiği için gün cezası alır. Şimdi orada evet Hasan abi burada mağdur. Atıyorum dördüncü değil üçüncü olacaktı belki benim gözümde. O da gözümde. Gelir üçüncü kaybediyor. Olacaktı, o gelir kaybetti. Ama öbür türlü birinci ve ikincilik performansı göstermemiş iki safkan birinci ve ikinciliği alınacak. Kazanma performansı gösteren bir at Aprantis'in ısrarla kamçıyı kullanıp kantarmayı boşlamasından dolayı kazandığı yarıştan dördüncü ayrılacak. Bunun neresinde adalet var? Ben orada şimdi koyduğumda o zaman Hasan abiye dördüncülük, üçüncülükte zaten orası soru işareti. %100 üçüncü olurdu diyemiyorum mesela ben. Yani etkileniş biçimi... Temas var mı? O da var. Var. Temas çok sert bir temas olduğunu düşünmüyorum her yarışta olduğu zaman. Şeye gitti. Bak şimdi şu anda kamçı sol elinde. Bir temas bence yani Kemal Bey... Bak şimdi bak, vurdu bir, iki gitti. Hoppa. İki, buradaki, hayır. Buradaki temas yarışın her yerine... Hayır, ikinciyi vurmamalıydı zaten. Biri vurduktan sonra at kaymaya tamamen başlıyor. Yok, tamamen Apranti kardeşimizin kantarmalarla kamçıyı uyumlu kullanamamasına... Bunu, evet. Burada inanın at düz gitse en az iki boy daha önde kazanacak. Benim şahsi fikrim. Ya olabilir. Bu kadar sıkıntılar yaşamasına rağmen at kazanıyorsa... Yani kamçıyı soldan vuruyor, at dışarı gidiyor. Yani belli bir acısı var, bir sancısı var. Sen bir de boş bırakırsan at boşta gidiyor bak. Ya buradaki temas Hasan abiye temas. Hasan abi oradan toparlayıp tam tekrar gelecekken bir daha gördüğü için aynı muameleyi. Burada. Net diye yani burada. Net diyemiyorum üçüncü olur muydu olmaz mıydı. Ama biraz daha net söylesem o zaman net bir şekilde denir %100 değişmez. Ama ben bir oyum olsa bu yarışı değiştirmem. Peki. Var mı Oktay son olarak söyleyeceğin koşuyla ilgili? Yok abi. Yavaş yavaş İstanbul tahminlerine geçebiliriz. Peki ikinci altılıyı mı vereceksin, birinci altılıyı mı her zaman olduğu gibi? Ben her zamanki gibi ikinci altılıyı vereceğim. Birinci altılıyı Enver Aslan mı verecek? Tabii ki. İzmir'e yetiştireceğiz yarışı arıyorum. İzmir'e paralı bir şekilde yetiştireceğiz. Beşli Ganyan nasıl? Cirolar arttı senin sayende bakıyorum. Sizle beraber program yapıyoruz artacak tabii. Şimdi anlayamadığım bir şey var. Gerçekleri de göremiyor bazen değil mi? Abi gözünü seveyim ya. İddiaya girelim. Yarın kim daha başarılı olacak görelim. Peki. Tamam. Oo. Fena yarın kim daha başarılı olacak göreceğiz. Tamam peki. Fena şekilde. İki hafta sonra. Az sonra. Peki. Arkadaşlarımızla haftayı değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.